Efendim bu hafta mobilya ve dekorasyon bölümümüzde Arzu Hanım'la hem yatak odaları takımları üzerine hem de sosyal sorumluluk projesi hakkında konuştuk. İzliyoruz. Sevgili izleyiciler, muhabirimiz Tuğçe bu hafta Edmonton Silver Point'e gidip mobilyalarımız hakkında merak edilenleri sizin için araştırıyor. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim bu hafta da Arzu Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle merhabalar. Hoş geldiniz Silver Point and Home'a. Evet, hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok iyiyim, bomba gibiyim. Bugün çok büyük bir değişiklik yaptık aslında. Siz bahseder misiniz efendim bu değişiklikten? Öncelikle bahar geldi biliyorsunuz. Ve baharın gelişiyle birlikte bayanlar bilirsiniz ki yeni kıyafetlerini, eski kıyafetlerini yerleştirmeye başladılar ve bizim de çok güzel bir yatak odası takımımız var. Aynı zamanda da çok rahat. Sizi böyle rahat bir yerde ağırlayalım ama aynı zamanda yeni modellerimizi de gösterme fırsatımız olsun istedik. Bugüne kadar İngiltere'de yaptığımız çalışmalar ve yayılma hızımızdan dolayı üreticilerimiz bizlere destek vermek istedi. Bu destek özellikle bugüne kadar yaptığımız başarıların sonucu olarak bize geldi ve bu biz desteği elbette ki yine tüketicilerimizin yararı için kullandık. Ne demek mi oluyor? Bu demektir ki fiyatlarımıza yansıttık. Doğal olarak da fiyatlarımızda yeni bir düzenleme oluşturuldu. Şimdi neredeyse pazarın çok altına varacak derecede yeni fiyat stratejisiyle pazardayız ve bahar için çok güzel bir fırsat. İnsanlar yeniden mobilyalarını değiştirmek istiyorlarsa, artık onları temizlemekten bıktılar ve yeniden yeni mobilyalar almak istiyorlarsa, eskiyen yüzünü değiştirmektense, evin tümü yüzünü değiştirmek istiyorlarsa büyük bir fırsat. Evet, gerçekten muhteşem haberler bunlar. İzleyicilerimiz adına da ben çok sevindim. Efendim şu an üzerinde oturmuş olduğumuz yatağı ve yatak odasını tanımamız mümkün müdür acaba? Elbette. Eminim ki izleyicilerimiz de bir yatak odası alırken bir sürü bir liste vardır değil mi kendi düşüncelerinde? Sizin var mı örneğin? Nasıl bir liste yapıyorsunuz yatak almaya giderken? Elbette var ama ben bunları dolabın yanına gidince anlatmak istiyorum. Hadi gidelim. Evet efendim, heyecanla bekliyorum bu dolabın özelliklerini. Bir kere öncelikle ben bir yatak odası alacak olsam Arzu Hanım, neye dikkat ederim? Hemen paylaşayım izleyicilerimizle de. Kolay açılabilir, kapanabilir özelliğine sahip olması gerekiyor. Efendim? Tıpkı bizim ürünümüz gibi yürüyen, kendi başına sürgülü. Kesinlikle. Bunu isterim. Birincisi o. İkinci özelliğine gelirsek, biraz geniş olması gerekiyor. Bizim bütün ürünlerimiz yapılırken sizin hayat tarzınıza uygun olmasına özen gösteriliyor. Bu yalnızca tasarımla ilgili değil, aynı zamanda tasarım, ölçü, şekil. Biliyorsunuz bir bayan olarak şimdi buradan girdiğinizde ilk baktığınız şey şekil, öyle değil mi? İkincisi renk. Ama bu da yeterli değil. O zaman diğer bir konu var. Bu şekil, bu renk şey olarak, boyut olarak nasıl kullanılmış? Neden? Çünkü hayatınızı kolaylaştıracak çözümler istiyorsunuz. Tuğçe Hanım biliyorsunuz az önce üzerinde oturduğumuz bazalı yatağımızın aslında iç hacmi de oldukça geniş, kullanışlı, çok da rahat. Az önce siz gelmeden önce ben onu denedim. İçine en az 20 tane yorgan sığdırıyoruz. İnanabiliyor musunuz? Dilerseniz gösterebilirim. Evet, ben açıkçası isterim Arzu Hanım. Çünkü merak ettim şimdi. 20 tane yorgan demek gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle çocuklu bayanlar için çok kullanışlı olması gerekiyor. Bazalı yatakların içerisine oyuncaklarınızı, fazla eşyalarınızı, kışlıklarınızı veya yazlıklarınızı koymanız gerekiyor. Dolayısıyla çok büyük yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, hayır, yok. Kaldırabileceği rahatlıkta. Aslında yatağımız oldukça ağır olması, öyle görmesine rağmen iç hacmi oldukça yüksek. Demir aksamları fazlasıyla güçlü. Silikon buradan biliyorsunuz silikon şeylerle kaldırabiliyoruz. Bunu tutup kaldırıyoruz. Evet, çünkü demirlerde elimiz acıyor Arzu Hanım. Demek ki bunu ben böyle bir çözüm bulmuş. Sıkıştırdım çok zaman. O nedenle bu çok güzel bir aksam. Çok yani güzel. Diyorsunuz ki bunun gibi 20 tane daha buraya yorgan sığabiliyor. Ben sığdırdım. Hatta daha fazlasını da yapmanız mümkün köşeleri de kullanarak. Ama en az 20 yorganı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Şahsen böyle ürünleri alırken iç hacmi sizi ne kadar derleyip topladığı oldukça önemli. Bu nedenle de sanıyorum
bu bizim ürünlerimiz Doğutaş olsun, Enza Home olsun, ürünlerimizi kullanan insanların hayatları biraz daha rahat olacak. Kendilerini organize etmeleri daha kolay olacak. Efendim, İngiltere'de evlerin küçük olması tabii ki mobilya seçiminde de etkili oluyor. Bu sebeple bazalı yataklar ev hanımlarının en önemli tercihleri arasında yer alıyor. Bu kısa bilgilendirmeden sonra önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımız güzel bir sosyal sorumluluk projesinin detaylarını öğrenmek için tekrar Arzu Hanım'a mikrofon uzatıyoruz. Peki efendim, sizlerden ayrılmadan önce son olarak Londra Mahallesi izleyicileri için neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. Bundan sonraki programlarımızda yine bu şekilde eğlenceli ve bir sürü içinde haberi olan program serisi hazırlıyoruz, biliyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesi altında değişik çalışmalar yapacağız ve sizlerin de yardımıyla bunu programımızda bundan sonra yayınlayacağız. Sosyal sorumluluk projemizin içine dahil olacak şeyler özellikle toplumumuzda, yani İngiltere'de var olan sanatçılarımız, iş adamlarımız, başarılı projeler, başarılı çocuklar, başarılı okul isimleri ve yöneticiler, bunları konuk edeceğiz. Ve bundan sonra umarım bizim platformumuz bütün mağazalarımızda bir stüdyo gibi kullanılacak. Onlarla sohbet edeceğiz. Bizim programımız aracılığıyla çok ünlü isimlerle tanışabileceksiniz veya onları tanıyorsanız çok ünlü isimlerin hayatları, yaşamları, çalışmaları hakkında bol bol bilgi alacaksınız. Peki, o zaman Arzu Hanım, şöyle diyelim sevgili izleyicilerimiz, efendim çok yakında yepyeni bir sosyal sorumluluk projesiyle karşınızda olacağız. Bu hafta vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de sizlere Doğutaş ve Enza Home olarak çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize hatırlatıyoruz, lütfen kendileri için hazırladığımız bütün fırsatlardan yararlansınlar ve bizi takip etmeye devam etsinler. Efendim, haftaya güzel haberlerle karşınızda olmak üzere. İyi seyirler.